Arkadaşlar merhaba. DGS tercih süreci içerisinde öğrencilerimizden sık gelen bir sorumuz vardı ki, "Hocam Kıbrıs'taki üniversiteler hakkında bizi bilgilendirir misiniz?" sorusuyla çok fazla karşılaştık. Kıbrıs konusunda çok fazla yanlış bilgi açıkçası karşımıza geliyor. Bunların doğrularını sizlerle paylaşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Kıbrıs'la ilgili yanlış bilinen ilk konu başlığı üniversitelerin ücretlerinin çok yüksek olduğu yönünde karşımıza geliyor. Peki bu bilgi doğru mu? Değil sevgili arkadaşlar. Kıbrıs'taki üniversitelerin fiyatları Türkiye'deki üniversite fiyatlarının neredeyse üçte biri fiyatında karşımıza her dönem içerisinde geliyor sevgili arkadaşlar. Yani Türkiye'de 300 bin lira olan özel ücretli üniversiteler Kıbrıs'ta 100 bin, 120 bin bandında olmak üzere karşımıza geliyor. Bir de bildiğiniz üzere ülkemizde bir enflasyonla karşı karşıyayız. Yani bir sonraki sene Türkiye'de özel üniversitelerin ücretlerinin %100 oranında bir artış gösterebileceği bir tablo karşımıza çıkabilir. Yani bu yıl 300 bin olarak karşımıza çıkan ücretli üniversite seneye 600 bin olabilir. Ama Kıbrıs'ta 100 bin bandında olan bir üniversitenin ücret artış yüküyle birlikte muhtemelen 120 bin-130 bin bandında karşınıza gelebileceğini unutmamanız gerekiyor. Yani bugünün şartlarında 3'te 1 oranında fiyatlandırmaya sahip olan Kıbrıs üniversiteleri belki de seneye 6'da 1 oranında fiyatlarla karşınıza gelecek olabilir. Her dönem içerisinde Kıbrıs üniversiteleri Türkiye'deki özel üniversitelerden daha indirimli şekilde karşımıza gelmektedir. Arkadaşlar öğrencilerimiz süreç içerisinde sorduğu bir değer sorusu hocam Kıbrıs'ta yaşam çok mu pahalı olarak karşımıza geliyor. Açıkçası Türkiye'deki fiyatlandırmaları da hepimiz şahidiz. Türkiye'deki fiyatlandırmalarla Kıbrıs'taki fiyatlandırmaları karşılaştırdığımızda bazı temel maddelerde fiyat farklılığı olsa da çok ciddi bir fiyat farklılığı ortaya çıkmayacaktır arkadaşlar. Burada değerlendirmeyi de şu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Türkiye'de suyu 10 liraya alıyor olabilirsiniz. Kıbrıs'ta suyu 20 liraya alıyor olabilirsiniz. Lakin burada meseleyi şu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. İstanbul'da bir ücretli özel üniversiteye 300 bin ödeyeceğim, Kıbrıs'ta 100 bin ödeyeceğim. Yani arada ortaya çıkan 200 binlik bir fiyat farkı var. Siz 200 bin liralık fiyat farkını suya fazladan belki 5 lira 10 lira fazla vererek dahi kapatamazsınız arkadaşlar. Yani yaşam pahalı olsa dahi arada oluşan bu temel maddelerdeki fiyat durumunun farklılığı sizler için yine hesaplı bir durum olarak karşınıza gelecektir. Yani reel anlamda sadece Türkiye'de ücretli bir üniversiteye ödeyeceğiniz ücretle Kıbrıs'ta üniversiteyi okuyabilirsiniz. Aynı zamanda yaşamınızı da idare ettirebilirsiniz noktasında değerlendirebilirsiniz. Bu iki değişkeni bir arada değerlendirdiğimiz takdirde Kıbrıs'ın yaşam koşulları da üniversitenin ücretinin düşük olması nedeniyle sizler için her dönem içerisinde yine hesaplı olmaya devam edecektir. Kıbrıs'ta yurt ve barınma sorusu da öğrencilerimiz tarafından çok fazla karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. Kıbrıs'ta KYK yurtları da bulunuyor. Üniversitelerin kendi özel yurtları da bulunuyor sevgili arkadaşlar. Fiyat olarak KYK KYK yurtları tabiatıyla daha ekonomik olarak karşınıza çıkıyor. Özel üniversitelerin yurt ücretlerini de arayıp öğrenmenizde fayda olacaktır. Piyasa şartlarına göre değerlendirdiğimizde yine Kıbrıs'taki özel üniversitelerin yurtlarının ücretleri de Türkiye'de muhtemelen bir eve ödeyeceğiniz kira fiyatlarından yüksek olmayacaktır. Öğrencilerimizin bize genel olarak yaptığı dönüş buradaki özel yurtların fiyatlarının 18-19 bin bandında olduğu yönünde oluyor. KYK yurtları da zaten standart fiyatlandırmalarla karşımıza çıkıyor. Eğer barınma ihtiyacınızı yurt ile giderebilecekseniz yani bir eve çıkıp sterlin üzerinden ödeme gerçekleştirmeyeceksiniz. Yine yurt ve barınma imkanı ile birlikte gayet ekonomik şartlarda burada barınma ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Arkadaşlar Kıbrıs üniversitelerinin en büyük avantajı ise DGS ile geçiş yaptığınız takdirde elde edebileceğiniz ders muafiyeti olarak karşımıza gelecektir. DGS tercih dönemi içerisinde ders muafiyetlerini gerçekleştirdiğimiz öğrencilerimiz de mevcut arkadaşlar. Burada maksimum 17-18 adet dersten muaf olan öğrencilerimizle karşılaşabiliyoruz. Ortalama olarak 12-15 arasında muafiyetler elde edilebiliyor. En kötü de 6 ile 8 arasında değişen yine öğrencinin transkriptine göre muafiyetler elde edilebiliyor. Biz Türkiye'de ortalama olarak 10 tane dersten muaf olduğumuzu düşünerek bu senaryo üzerinden ilerleyelim. Arkadaşlar Kıbrıs'taki üniversitelerin muafiyet yönetmeliği Türkiye'ye göre biraz daha rahat bir şekilde karşımıza geldiği için bu teyiti öğrencilerimize de yaptırıyoruz zaten. 19 ders, 20 ders hatta stajlarını kabul eden üniversitelerde mevcut çok ciddi oranlarda neredeyse 2 yılın tamamından muaf olduğunuz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Kıbrıs'a bir eğitim almak için gittiğiniz takdirde de ortalama olarak 2 ile 2,5 yıl arasında bir eğitim görerek çok daha hızlı bir şekilde mezuniyet avantajı karşınıza gelecektir her dönem içerisinde. Hatta şöyle bir durum var, Türkiye'de mesela Türkçe bir Ön lisans bölümünü bitirdiyseniz, İngilizce bölüme geçiş yapacaksanız muafiyet elde edemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ama Kıbrıs'taki üniversiteler bu konuda da yine avantaj sağlıyor. Türkçe bir bölüm bitirdiniz, İngilizce bir şekilde Kıbrıs'ta üniversite tercih edeceksiniz. Dili farklılığı gözetmeden tamamen muafiyet sağlayabiliyor. Dolayısıyla ders muafiyeti konusunda ciddi bir avantaj sunan Kıbrıs Üniversitelerini DGS ile geçişte tercih edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kıbrıs Üniversiteleri genelde çok yanlış biliniyor. Bu başlıklara dikkat ederek kendi araştırmalarınızı da gerçekleştirerek süreci yürütmenizi tavsiye ederim. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tercih danışmanlığı sürecimiz devam ediyor. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.